Risale-i Nur'un ismi zaten Risale-i Nur'un konulduğu konumu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim kitap için zâliker kitap diyor. Bu kitap diyor. Kitap budur diyor Kur'an-ı Kerim için. Şimdi Allah kitap budur dedikten sonra başka alimler kendi kitaplarının, bazı alimler diyelim, kendi kitaplarının ismini kitap diyememişler, risalecik demişler. Yani kitapçık. Bir kere Risale-i Nur'u Kur'an haşa işte Kur'an yerine siz ona tercih ediyorsunuz falan gibi ifadeler oluyor ya. Risale-i Nur'un kendi ismi kitapçıktır. Ya kitap Kur'an'dır, o bir kitapçıktır. Nur da o isimde, o isim tamlamasından da çok mana çıkarılabilir. Nur bir şeyin, bir daha doğrusu ışığın başka bir şeyin içinden ısısını bırakarak aksetmesine denir. Bizzat ışığın kendisi ve kaynağı değildir nur. Bir ışığın aksetmesidir. Isısını bırakarak aksetmesidir. Hani bazen ölmüş adamlara ışıklar içinde yatsın diyorlar ya o sahibi bilmeyenler. Işıklar içinde yatarsa ışık yakıcıdır. Adama yansın diye beddua ediyorlar. Ama nur ateşini ısısını bırakmış ışıktır. Ve bir şeyin içinden yansır, bir şeyden yansır. Gelen bir şeyin yansımasıdır. Mesela güneşin ışığı vardır. Ayın nuru vardır. Onun içindir ki Risale-i Nur'a nur dediğiniz anda onu kaynak olma makamından indirmişsiniz demektir Mustafa Bey. Işık sahibi olan güneştir. Burada güneş yerine Kur'an-ı Kerim'i koyarsanız işte bir kamer manasına, bir ayna manasına her mürşidi koyabilirsiniz. Bediüzzaman Hazretlerini de koyabilirsiniz, İmam Gazali'yi de koyabilirsiniz, Muhyiddin Arabi Hazretlerini de koyabilirsiniz, başkalarını da koyabilirsiniz. O Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nurunun bir aksettiricisidir. Aksettirir yani. Oradan gelen, o güneşten gelen ışıkları aksettiren bir nurdur. Bir kamerdir. Işığın bizzat kaynağı değildir. Biz de yani Risale-i Nur diyor üstadımız bir yerde dava değil dava içinde bürhandır diyor. Bir Müslümanın başka bir davası olmaz. Yani bu Kur'an hazinesinden bir cevherdir diyor Risale-i Nur. Bir pırlantadır. Bizzat kendisi o cevherin kendisi değildir hazinenin. O hazine Kur'an'dır. Birisinin sayfasına düşen cevher başka olur. Bir başkasının bahçesine düşen cevher başka olur. Zannediyorum kastı anlatabildim. Nur bizzat kaynağıdır. Şey ışık bizzat kaynağını ifade eder. Nur bir başka şeyden aksetmesidir. Ateşsiz, ısısız aksetmesidir. Böyle olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güneş olursa Bediüzzaman Hazretleri olsa olsa bir ay olur, bir kamer olur, bir yansıtıcı olur sadece. Bizzat kaynak olmamış olur. Risale-i Nur isimlendirmesi bile fevkalade mütevazi, tevazulu bir isimdir. Yani kendini haşa bir makama koyma değil, o makama ait güzellikleri taşıyıcı makamına, yerine vazifesini üstlenmedir. Bir yerde diyor ki benim durumuma bakarak işte Risale-i Nur hakkında endişe etmeyin diyor. Öteden beri din düşmanları bir davayı, dini daha doğrusu o dinin müntesipleri üzerinden çürütmeye çalışmışlardır diyor. Benim şahsımın kusurlarından ötürü Risale-i Nur'a bakışınızda bir bulanıklık olmasın diyor. Ben bu Kur'an dükkanının bir dellalıyım diyor. Mesela bir mücevhercinin diyor kapısında bir çocuk işte bu mücevher mağazasına insanları davet etse. İnsanlar şöyle deseler ya sen kimsin ki be çocuk mücevher mağazanızda ne olsun dese çok yanlış bir şey olur mu bu? Evet çok yanlış bir şey olur. Aynen öyle de ben burada kendimi ifade etmiyorum kendimi göstermiyorum. Mağazamızı işaret ediyorum. Onun için bana bakarak sizin mağazanızda ne olur demeyin diyor yani Üstadımız Hazretleri kendisini öyle küçük bir çocuk, davetçi bir çocuk yerine koyuyor hatta. Onun içindir ki Risale-i Nur isimlendirmesinde böyle bir şeylik vardır, bir tevazu vardır hocam. Sözler isimlendirmesinde de aynı mana vardır. Söz işte kitap Kur'an-ı Kerim olursa Risale-i Nur olsa olsa bir söz olur. Ondan akseden bir söz olur. Kelime veya isim manayı zihne yükselten şeye denir. Manayı zihne yükselten şeye. Risale-i Nur'un bir ismi de sözlerdir. Yani sözler Risale-i Nur'un bütününü kapsar. Çünkü Risale-i Nur ağacının, şecere-i nuranisinin çekirdeği sözlerdir. Kur'an-ı Kerim'in İbrahim suresinde 24. 25. ayetinde Allah Celle Celaluhu 24. 25. ayetinde
Kelimeyi hocam kalbe düşen kökleri sağlam yani kökleri derinlerde dalları göklerde meyvedar bir ağaca benzetiyor. Kur'an-ı Kerim kelimeyi kalbe düşen kökü derinlerde meyvesi göklerde sağlam bir ağaca benzetiyor. Burada iki gene bir mana karşımıza çıkıyor. Nasıl ki sen çekirdeği toprağa ekersin, fakat çekirdeğin içinden çıkacak o güzellikleri, o meyveleri sen yapmazsın. O bütünüyle Allah'ın icraat ilahisine, tesiri ilahisine yaratmasına aittir. Aynen öyle de üstadımız sözler deyince hakikat bahçesine bu kelimeleri saçıyor, o cümleleri savuruyor hocam. Oradan kalplerdeki tesirini yaratan Allah Celle Celaluhu. Yani ben bana düşeni yaptım. Bir çiftçinin tarlasına gidip buğdayı saçması, ondan sonra tevekkülle gidip evine oturması gibi. Bir kış evinde rahatlıkla oturur. Acaba bahçede buğday yetişecek mi, çiçekler olacak mı diye düşünmez. İşte diyor ki ben de bu sözleri kalplere ekeceğim Allah'ın inayetiyle. Onun için meseleye besmele ile başlıyor. Allah'a dayanarak başlıyor. Evet, kelimelerin kalbe ekilmesinden ötürü bir manada böyle deniyor. Hani Risale-i Nur'a neden Risale-i Nur denmiş, evvela bunu söyleyelim. Veya sözlere neden sözler demiş Üstadımız Hazretleri, bunu Risale-i Nur'un herhangi bir yerinde görmüyoruz. Hatta hatıratlarda da görmüyoruz. Yani Üstadımız falan gün falanla konuşurken böyle bir şey anlattı demiyor Bayram abi veya bir Zübeyir abi, bir Hulusi abi, bir Hüsrev abi. Bunları biz genel olarak Nur meclislerinden çıkarılan hakikatler. Birincisi tevazu ifadesi dedik. Kur'an-ı Kerim kitapsa bu olsa olsa bir söz olur. Tamam. İkincisi de kalbe düşen bir çekirdek manası veriyorlar. Abiler bu meseleyi mülahaza ederken. Fakat bunlar da şahsi yorumlardır. Çünkü bir yerde doğrudan doğruya Üstad Hazretlerinin ifadeleri arasında böyle bir ifade yok. Fakat nurun sarrafları, nuru bilen insanlar meseleyi bu merkezde izah ediyorlar. Bizim kalbimize de böylesi uygun düşüyor. Ben de aynı kanaatteyim yani. Bu mana çok güzel, çok tatlı, çok derin manalar bunlar. Evet, çekirdekten ağaç çıkmaz. Onu çıkaran Allah'tır. Nasıl çekirdekten ağaç çıkmaz, onu çıkaran Allah'tır. Kelimelerin de kalplerde tesirini yaratan Allah'tır. Kim nasıl yazarsa yazsın, kim nasıl beliyane ifadelerle ifade etsin. İşte şöyle de ifade edelim başlangıç dersi olduğu için sözlerle ilgili. Risale-i Nur'da ilk yazılan eser daha evvel ifade etmiştik. Üstad Hazretleri 1900 daha evvel de 26'lar falan diyorduk. 1927'nin başında üstadımız gidiyor. Yani o Van'daki Erek Dağı'ndan alınıyor 25'te. İşte bir müddet o yolculuk sürüyor zaten deniz yolculuğu. Sonra İstanbul'da bir müddet kalıyor. Sonra biliyorsunuz Burdur'a getiriliyor. Bir müddet Burdur'da kalıyor. 1927 başlarında Isparta'ya geliyor. Isparta'da geldiğinde ilk yazdığı Risale Barla'ya geliyor. Isparta'dan Barla'ya geçiyor. Gönderiyorlar daha doğrusu. Gölün arkasında kimsenin ulaşamayacağı bir yerde olsun diye. Köylüler onu anlamaz, o köylüleri anlamaz. Tesirsiz kalır, ölür gider diye düşünüyorlar bu yaştan sonra. Zaten rüzgarın bir ucundan vurunca öbür oda tarafından çıktığı bir eve koyuyorlar. Başka ev de yok. İşte Hidayetlerin Evi diye bir köy evi varmış. Bizim o ilk Nur Medresesi, Barla'daki bildiğiniz, oraya koyuyorlar. Duvarlarındaki sıvalar da dökülmüş. Onun için ağaçların bir tarafından rüzgar vurunca öbür tarafından çıkıyormuş. Üstad Hazretler de kendisinin orada bir sene içerisinde öleceğini düşünüyor. Onun içindir ki yeğeni Abdurrahman Efendi'ye ulaşınca çok seviniyor. Abdurrahman abiden ilk 10. söz nüshalarını Ankara'ya Müftü Tahsin Efendi olması lazım. Isparta'daki eski bir Müftü Efendi götürüyor. Birkaç nüshasını Ankara'ya götürdüğünde o da mecliste çalışıyordu zaten Abdurrahman abi yeğeni. Hususi hizmetini görüyordu bir dönem. Sonra ayrılma yolları ayrıldı üstadım sürgününden sonra. O abimizin işte eline gelince çok seviniyor. Ben vefat ederim. İşte sadık bir talebe olarak nurun hakikatlerini benden sonra bu vazifeyi takip edip devam ettirecek bir varisim olur diye düşünüyor. Daha sonra o mübarek abimizin de vefat haberiyle sarsılıyor. Yani ilk yazılan Risale, hülasa mevzuları karıştırarak anlatıyorum biraz, zihnimde çok duru değil. Yani ilk yazılan Risale 10. söz. Ondan sonra 1., 2., 3. sözler yazılıyor. Sonra mektubat yazılıyor. Daha sonra lemalar yazılıyor. Daha sonra şualar yazılıyor. İsterseniz Risale-i Nur'un çekirdeği sözler olduğu için
Hani birlik, tevhidi burada da muhafaza ediyor üstadımız. Hani inna Allah'a yuhibbül inna Allah, Allah tektir, teki sever hadis-i şerifi var ya. İnna Allah'a vitrun yuhibbül vitr. Allah tektir, teki sever hadis-i şerifi var ya. Üstadımız da her şeyi de teki kovalıyor, teki takip ediyor. Onun için sözleri çekirdek olarak düşünüyor ve o çekirdekten diğer bütün hakikatler bir ağacın dallarının dal budak salıp açılması gibi. Yani bir ağacın ayrılması, dallarının oluşması bölünme manasına değildir. O ağacın kollarında daha güzel güzelliklerin görünmesi içindir. Dallarından, yapraklarından, çiçeklerinden güzel hakikatlerin görünmesi içindir. İçtimai hayatta da böyle müsbet ayrılıklar, müsbet bölünmeler bir aile içerisinde hayır içindir yani. Burada da Üstadımız Hazretleri Risale-i Nur'un kolay okunabilir olması için kısımlara ayırıyor. Ben ondan biraz aklımda kalanlarla notlarıma baktım. Bugün böyle kelime kelime, cümle cümle çalışma işini, Risale-i Nur'u çok önce tanımıştık ama kelime kelime, cümle cümle çalışma işini 1912'de yapmışım. 1912 mi? 2012, pardon. Ben de ne dedim ya? 2012. 2012 hoş. 2012. 2012'de yapmışım. Oradan biraz hatırlamaya çalışıyorum. Arkadaşlarım kusuruma bakmasın. Şöyle söyleyelim, üstadımızdan okuyalım hatta doğrudan. Malumdur ki Risale-i Nur başta 33 adet sözlerdir ve sözler namıyla yad edilir. Fakat 33. söz müstakil değil, belki 33 adet mektubattan ibarettir. Yani 33 adet, 33. söz ne olmuş hocam? Bir dal vermiş, o büyük kök bir dal vermiş, büyük bir dal vermiş. Bu dal ne olmuş? 33. söz mektubatı oluşturmuş. 33 tane mektup. Evet, 32. mektup lemaatı oluşturmuş. 27. mektup lahikaları oluşturmuş. Marla lahikası, Kastamonu lahikası, Emirdağ lahikası. 31. mektup lemaları oluşturmuş hocam. 15. lema Fihrist Risalesidir. 31. lema şuaları oluşturuyor. 10. şua da Fihrist Risalesidir. 15 tane şuayı Allah yazmayı nasip ediyor. Üstadımız Hazretleri 31 tane şua yazmayı baştan murad ediyor ama Allah 15 tane yazmayı nasip ediyor. Şuaların bir kısmı Afyon Mahkeme müdafalarıdır. İşte mahkeme müdafalarını falan içerir. Evet, biraz diğer kitaplardan da bu hatırladıklarımı bahsetmeye çalışayım izin verirseniz. Evet, 33. mektup, 33. söz dedik. 33 pencere. 33. lema Mesnevi Nuriye'yi oluşturuyor. Münazarat 1911'de yazılıyor eski kitaplardan. Divan-ı Harbi Örfi 1909-1911'lerde yazılıyor. Hutbe-i Şamiye 1911'lerde yazılıyor. Hutuvat-ı Sitte 1920'lerde. Muhakemat 1911'lerde yazılıyor. Sünuhat 1920'lerde, Tuluat 1921'lerde, İşarat, Rumuzat, Kızıl İcaz, Tarikat, son ikisi bu Kızıl İcaz ve Tarikat Arapça. Sikke-i Tasdik-i Gaybi 1928'de yazılıyor, 1940'ta 41'de intişar ediyor. Tarihçe-i Hayat'ta 1957'de yazılıyor. İlk Abdurrahman abi Tarihçe-i Hayat'ı yazıyor İstanbul'a gittiklerinde. 1909-1910'larda yazıyor ama yani 1919 diye not almışım ben ama ilk gidişlerinde değil demek ki, ikinci gidişlerinde, o üstadın esaretten döndükten sonraki hayatında 1919'larda, evet, ama asıl tarihçeyi hayatımız 1957'lerde yazılıyor. Bir tek çekirdek, bir tek sözler çekirdeği mektubat dalını meyve veriyor. İşte sözler dalı, şey lemalar dalını meyve veriyor. Şualar dalını meyve veriyor. Lahikalar dallarını meyve veriyor. Mesnevi Nuriye dalını meyve veriyor. İşaretül İcaz dalını meyve veriyor. Üstadımız daha sonraki hayatında ilk dönem yazdığı eserleri de Risale-i Nur'un içerisine katıyor. Ben diyor eski sayda bakmışım, onların eserlerinde bir kusur görmemişim. Onda bir kusur görmemişim diyor. Onun için ilk dönem eserlerini de Üstadımız Hazretleri yazıyor ve kaydı şeye nurların içerisine alıyor. Ama Üstadımız Hazretlerinin o ilk Said dönemi o mürşit dönemidir. Eski Said dönemidir. Eski Said Sarıyer'deki fıstıklı bağlardaki evde yeni Said'e inkılap ediyor. Orada işte İslam aleminin yaralarına bir merhem arıyor ya. İşte bir yol arıyor kendisine. Orada tevhidi kıble et diyor. İmam Rabbani'nin mektubatını açıyor. Sofi Mirza'ya mektup diye.
İki tane mektup buluyor. Tarihte diyor Bediüzzaman, Sofi Mirza diye bir şahıs bilmiyorum diyor. İşte onun kendisine hitap ettiğini mülahaze ediyor ve onu da bir mürşit kabul ediyor. Artık manevi bir işaret de almıştır, bize bildirdiği bu kadar. Ve ondan sonra o tevhidi kıble et deyince, tevhidi kıble de Kur'an ile olur diyor Üstadımız Hazretleri. Daha sonra Kur'an hakikatlerinin tefsirini yazmaya başlıyor, ama böyle baştan sona bildiğimiz gibi sıralı ayetler şeklinde değil, daha başka alimlerin yazdığı tefsirler gibi böyle manevi bir tefsir yazıyor Üstadımız Hazretleri diyelim. Evet, sözler ve Risale-i Nur tarifleri ile ilgili bunları söylemiş olalım. Aklımızda kalan başka bir şey oldu mu? Ben bir soru sorsam hocam, müsaadeniz olursa. Buyur estağfurullah. Bu şeyleri de bir özür dilerim, bahsedeyim. Hani sözlerde ne var diye Estağfurullah, buyurun. genel olarak sorarsanız, sözlerin içinde ne var? Akaid-i imaniye dersleri sözlerdedir. Yani iman hakikatlerinin temelleri sözlerdedir. Mektubatta genel içtimai bahisler vardır. Lemalarda biraz daha tasavvufi dersler vardır. Şualarda saf böyle tevhid dersleri vardır. Özellikle Üstadımız Hazretleri ikinci şuayı okuyan Allah'ın inayetiyle imanını kurtarır diyor. İmansız kabre girmez Allah'ın izniyle. İkinci şua o kadar kuvvetli bir tevhid dersidir. İşte şualarda öyle kuvvetli tevhid hakikatleri, tevhid dersleri vardır. Demin söylediğim gibi mahkeme müdafaaları falan vardır. Lahikalar daha güncel meselelerin, demin dedik ya, içtimai meselelerle ilgili mektubat vardır. İçtimai meselelerin günlük pratiğe döküldüğü yerler, günlük hizmet meselelerinin, gündelik sıkıntılarının çözüldüğü, bir mümin günlük bir hadisede hizmetini nasıl uygular, bununla ilgili bir abinin karşılaştığı bir meselede sorduğu soruların halledildiği yer lahika mektuplarıdır hocam. Sanki Üstadımız Hazretleri bütün abileri bir mecliste toplamış, eskiden mürşitlerin talebelerini bir medresede etrafında toplaması gibi o manevi bir halka oluşturmuş. O gün öyle bir imkan olmadığından mektuplar vesilesiyle manen onları toplamış. Her bir abimiz bir yerden üstadımıza ses veriyor. Sesinin biliyor. Sorularıyla üstadımız hazretlerine suallerini tevcih ediyor. Suallerin cevaplarını alıyor ve günlük hizmet uygulamaları ona göre yapıyor. Hizmetin pratiği lahikalardadır. Evet, lahikaların içerisinde de bunlar vardır. Onun için çok cami, çok çekirdek hakikatler vardır. Barla lahikasında, Kastamonu lahikasında, Emirdağ lahikalarında çok çekirdek hakikatler vardır. Bizim yolumuzu gösteren işaretlerdir. Muhakemat bir tefsir mukaddimesidir. Tefsir ön sözü gibidir. Münazarat bir avam reçetesi gibidir. İçtimai dersler vardır münazaratta da. Sünnet Turuat'ta da aynı şekilde. Turuat'ta daha Peygamber Efendimizin peygamberlik delilleri vardır da, Sünnet'te hususuyla Hutuvat-ı Sitte'de içtimai meselelerle ilgili reçeteler vardır. Eski Said dönemindeki meseleler vardır. Çok güzel. İşte özgürlükle ilgili, hürriyetle ilgili, adaletle ilgili enfes dersler vardır. Hususuyla münazarat herkesin ihtiyacı olan, günümüz Müslümanlarının ihtiyacı olan hakikatleri cami bir kitaptır diye böyle genel bir tarif yapmış olalım hocam. Sen bir şey soracaktın Mustafa Bey. Dün ben bu sözlere de başlayacağımıza dair tweet attığımda bir tanesi yazmıştı altına. O kafama takıldı da dünden beri soracaktım ben zaten size. Diyor ki Kur'an-ı Kerim size yeter diyor. Size öbür tarafta diyor aynı ifadesi de o şekilde. Size Said iman ettin mi? Risale-i Nur'a iman ettin mi diye de sormayacaklar diyor. Ama ben kendi vicdanıma sorduğumda bunun tam tersini kabul ediyorum. Yani iman meselesi değil. Ama eğer risaleler olmasaydı, hizmet olmasaydı ben şeyi tanımayacaktım. Yani bu derece bilmeyecektim ve farklı bir yola girecektim. Onu biraz açmanızı veya bununla ilgili değerlendirmeniz nasıl olur onu istirham edecektim. Bu ismin tarifini yaparken, hani Risalet ismi denirken onun bir kitapçık manası olduğunu, Nur denirken de ışığın kaynağı makamından kendisini azlettiğini ifade anlattım ya, bence sorunun cevabı, eğer burayı anladıysa o kardeşimiz, bu sorunun cevabı odur. Fakat böyle bir ilim dünyası, bu kardeşimizin dediği gibi bir ilim dünyası yok. Fes'elu ehle zikr diyor Kur'an-ı Kerim.
meseleyi gidin ehline, erbabına sorun diyor. Bu bize Kur'an-ı Kerim'in bir emri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet ağaçları gibi tarif ediyor alimleri. Onların dairelerinde bulunmayı emrediyor. Cennet ağaçlarının altında oturun, yemişlerinden yiyin, gölgelerinde oturun manasına bir ifadesi var. Besnevi'de Hazreti Mevlana ifade ediyor. Ben biraz açtım manayı. Daha kapalı bu ifade de. Ya oradan anladığınız hani gölgelerinde oturun, yemişlerinden yiyin manası var. Cennet ağaçları gibidir alimler. Gölgelerinde oturur, yemişlerinden, manevi ilimlerinden istifade edersiniz. Sen göremiyorsan, gören bir alimi her mevzuda gözüne gözetmek körlerin vazifesidir. Mesela biz tıbbi bir meselede o hastalığın teşhisini ve tedavisini görebiliyor muyuz hocam? Göremiyoruz. Göremediğimiz zaman biz o tıbbi meseleye ne oluyoruz? Kör oluyoruz. İşte kendi kör olduğumuz bir noktada bir başka bileni kendimize göz edinirsek kurtuluruz. Hazreti Mevlana diyor ki ya kendin gören ol diyor ya da göremiyorsan birisinin peşinden tut, elinden tut, peşinden git diyor. Ondan gayrisi olma diyor. Kendisi göremediği halde bir görenin peşinden gitmeyen ya bir duvara toslar, ya bir duvara, ya bir çukura düşer, ya bir pisliğe bulaşır. Tamam. Şimdi mesela bunu tıp üzerinden düşünelim. Şimdi o hastalığın teşhisine biz kör müyüz, tedavisine kör müyüz? Körüz. Ne yapıyoruz? Bir doktor efendiyi kendimize o mevzuda göz yapıyoruz. Hasta olan insanlar o doktoru kendilerine göz yapıyorlar. Böylece bir duvara toslamaktan, işte bu hayata veda etmek, tabut duvarına toslamaktan, Allah bilir tabii de kimin eceli ne zaman olacak, tabut duvarına toslamaktan, işte ızdırap şeyine, çukuruna düşmekten, ağrılar çukuruna düşmekten, o vesileyle, doktor vesilesiyle, doktorun gören gözünü kendine göz yaparsan kurtuluyorsun. Evini yaparken nasıl yapıyorsun? Bir inşaatçı adamı kendine göz yapıyorsun. Ve öyle bir evsizlik mahrumiyetinden kurtuluyorsun hocam. Elbisecilikte bir terziyi kendine göz yapıyorsun, elbisesizlikten kurtuluyorsun. Aynen öyle de bir ilim dalında bir mürşidi kendine göz yapmanın hiçbir mahsuru yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Zaten Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesi bize Kur'an'daki hakikatleri izah etmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alimlerin kendi varisleri olduğunu ifade buyuruyor. Biz Efendimiz'e ittibaen, Kur'an'a ittibaen meselenin erbabına gidiyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kendi asrındakilerin sual etmesi gibi biz de onun talebelerine ilmi hakikatleri sual ediyoruz. Bilmeyenin bir meselede bilene sual etmesini istememek, o adamın cahil kalmasını istemektir. Yani bir hakikatten şeytan çok farklı yanlış şeyler çıkarttırıyor bu insanlara. Kardeşimiz doğru söylüyor. Evet, ahirete gittiğinizde kimse size Said Nursi'ye iman ettin mi diye sormayacak. Öyle bir şey yok. O da Allah'ın bir kulu. Yani Risale-i Nur'u kabul ettin mi diye sormayacak. Men Rabbüke diyecek, dinin nedir diyecek, dinini soracak. Onun içindir ki o mevzuda bir tek hakikati bulup da böyle bir yanlışa düşmeye gerek yok. Hani haşa olduğundan fazla bir durum mu verilmiş? Bir alimdir, İslam alimidir. Alime gitmek her şeyde olduğu gibi dinde de olur. Dinde alime gitmemi istememek cahil olmamı istemektir. Bedeni hastalıklarımda doktora gitmemi istememen ölmemi istemendir. Manevi hastalıklarımda manevi mürşide gitmemi istememen manen hasta kalmamızı istemendir. Toplumun hasta kalmasını isteyenler bu yalanları uyduruyorlar ve bizim insanımız da inanıyor. Hiçbir alim falan hocacı olmaz hocam. Olamazsınız. Hiçbir Müslüman falan hocacı olmaz. Din onların değildir. Hiç kimse, hadi adını söyleyeyim, Süleyman Efendi Hazretlerici olmaz. Onlar Süleymancı diyorlar, ben öyle demem. Kur'an'a hizmet etmiş öyle bir iman kahramanı, Allah razı olsun. Servetini harcamış, tren yollarında trene binmiş. Talebelerine trende Kur'an-ı Kerim öğretmiş. Kur'an'ın yasak olduğunu bir dönemde, idamla yargılandığı bir dönemde bunu yapmış bir kahraman. Yürüyen bir din gibi vazife yapmış. Ama hiç kimse Süleymancı falan olmamış. Gitmiş ondan Kur'an-ı Kerim öğrenmişler. O bir hazrettir. Bu korkunç bir ihanet. Senin Kur'an'dan mahrum kalmanı isteyen bir zır cahile diyor falancı. Ya ben dinde Hazreti Muhammedci olamam. Olabilir miyim? Olamam. O zaman İseviler gibi haddinden aşırmış olurum.
Hazreti Muhammed de Allah'ın kuludur dersem doğrudur. Ama diyor Hazreti Mevlana, Kur'an'ı Hazreti Muhammed getirdi, Hazreti Muhammed söyledi derseniz yanlış olur diyor. Kur'an Hazreti Muhammed'in sözü değildir ki, Allah'ın kelamıdır. Din Allah'ındır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu bize getiren yümünlü, bereketli bir eldir. Onun yaşayan bir modelidir. Dinin yaşayan bir modeli. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dinde kaynak görmüyorsam, ya o mevzuda din Allah'ındır diyorsam, menabin dindir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da, ve ma atakumur resulü fehuduhu ve ma nehakum anhu fentehu der Kur'an-ı Kerim. Yani Hazreti Muhammed size neyi emrediyorsa yapın, neyden nehyediyorsa ondan sakının der. Efendimizin emirleri de bizim için farzdır, nehileri bizim için haramdır. Aynen Allah Celle Celaluhu kendi adına konuşma yetkisi vermiş, ayrı mevzu. Ama Allah'tan aldığını konuşmuş. İn huve illa vahyu yuha. Allah yaratmış. Evvela kul diyoruz bak. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kul dersem, Said Nursi Hazretleri kul oğlu kuldur. Süleyman Efendi Hazretleri kul oğlu kuldur. Muhammed Bahauddin Nakşibendi Hazretleri kul oğlu kuldur. Ama bunlar nedir? Mürşittir. Sahanın erbabıdır. Sahanın ihtisas erbabıdır. Fes'elu ehle zikr. Ehli zikre sorun. Bilene sorun diyor. Şimdi ben bilene sormaz da hata yaparsam mesul olurum. Ama bir bilene gidip sordumsa ondan sonra o mesuliyetten Allah'ın inayetiyle kurtulurum. Çünkü onlar bana doğru reçeteyi yazarlar. Allah'ın izniyle o reçete binde milyarda 9 milyar 999 isabetlidir. Bir milyarda bir insaniyetten gelen bir aksama olursa ondan da mesul olmazsın. Çünkü Kur'an demiş ehline git sor. Sen Kur'an'a ittiba etmiş, gitmiş, sormuşsun. İsabet ederse iki sevap var. İsabet edemezse bir sevabını alırsın Allah'ın inayetiyle. Bu yanlış bir bakış. Bizi mürşitlerden mahrum etme arzusu hocam. Futbol oyna dedim sana mesela. Futbol oyna Mustafa Bey. Çocuk sıraştırayım önce bu ilk ders biraz. Futbol oyna dedim sana. Oynayayım hocam. Bak dedim Mustafa hocam. Kimseden futbolu öğrenme. Tamam. Müslüman böyle bir iki tane futbolcu söyleyelim. Öyle namaz abdesti de aklıma gelmedi. İşte Hakan'dan futbol öğrenme. Zidane'dan futbol öğrenme. Tamam mı? Diyorum sana. Mustafa Bey, bak futbolu oyna ama evinde oyna diyorum sen. Kimseyle beraber oynama diyorum. Kimsenin yanına gitme. Sen ucu ucu müsün aslanım diyorum. Gitme. Herhangi bir meclise gitme, medreseye gitme. Herhangi bir işte sohbet meclisine gitme. Eskiden bizim evlerimiz vardı ya, medreselerimiz. Buralara gitme der gibi hiçbir yere gitme. Nerede oynayayım abi? Evinde oyna. Bak Mustafa Bey, kimseyle oynama. Kimseden de futbolu öğrenme bak. Ne Hakan'dan öğren ne Zidane'dan öğren. Kimseden futbolu öğrenme. Sen herkes gibi bir insansın. Sen de kabiliyetlisin. Ben sana ne demiş oluyorum Mustafa Bey? Futbolu öğrenme ve oynama demiş oluyorum aslında, değil mi? Evet hocam. Bunun Türkçesi budur. Oynama, öğrenme yani. Şimdi bana sen... Uzak dur diyorsunuz. He, uzak dur diyorum. Yani sen bana dini ilimleri öğreneceğin meclislere gitme. Mahallere gitme. İşin erbabıyla konuşma. Onları işte pratikte uygulayan insanlarla beraber bulunma, futbol sahasına çıkma der gibi diyorsan sen dinden uzak dur kardeşim. Dinden uzak dur, dindarlardan uzak dur diyorsun. Allah bana ne diyor Celle Celaluhu? Ve tubu ilallahi cemi'a diyor. Topluca Allah'a tövbe edin diyor. Birlikte gelin diyor. Mescitler Allah'a iman edenler inşa eder diyor. Bana mescid inşa etme vazifesini Allah veriyor. Sen böyle bir gayretin içine girme diyorsan bana dinsiz kal diyorsun. Allah'tan, Resulullah'tan bir haber kal diyorsun. Şeytan gibi sadece kendini beğen diyorsun. Kendinden başka hiçbir kimseyi hiçbir kıymete, değere ve sahip görme diyorsun. Kimsenin elinde hiçbir güzelliği olduğuna inanma diyorsun. Senin alabileceğin. Herkesten her şeyi al ama kimseden hiçbir fazilet güzelliğini, hiçbir hakikat güzelliğini alma diyorsun. Git manavdan domatesi al ama hiç kimseden bir manevi hakikat alma diyorsun. Domates kadar bunun kıymeti yok sanki. Onun içindir ki insanlara hurum bırakmak isteyenlerin uydurduğu şeylerdir. Günümüzde böyle zırvalara itibar edenler hala var mı bilmiyorum. O şeyi yazdıklarını ben de görmüştüm de. Ve bunu diyenler kendileri herkesten fazla bir şeyler anlatıyorlar. İşte söylüyorlar işte ne hadis okuyun. Ne hadis okuyun işte şey hadislere bakmayın, İslam alimlerine bakmayın, sadece Kur'an'a bakın.
bu size yeter diyenler kendileri Hazreti Muhammed yerine kendileri herkesten çok konuşuyorlar. Bu ayeti şöyle anlayacaksınız. Burayı böyle anlamak lazım. Burada Arapçada şu gramerde şunu anlamamışlar senelerdir. Ben ilk defa keşfettim, ben anladım. Allah ben Kur'an'ı tamamladım dedi. Fakat tarih boyu bu Kur'an aslında anlaşılamadı, tamamlanamadı. Der gibi bir zırvayı kendileri yapıyorlar. Böyle iddialar yapanlar. Ama hiçbir ehli tarikte ben böyle muvazenesiz ifrat bir hal görmedim. Hiçbir Süleyman Efendi'nin talebesinde görmedim. Hiçbir Nur talebesinde de görmedim. Elhamdülillah hizmetimizde de yoktur. Herkes kuldur. Herkes kul gibi yer, kul gibi oturur. İçimizde ne arar? Üstadımız Hazretleri ne diyor? Ben ahiretime azık arayan bir insanım diyor. E hocamız ne diyor? Ahiretine azık arayan bir insan. Kendini müstahni tutmuş, kendini kurtulmuş bir insan gibi gören hiç kimse yoktur. Kardeşim bana dua et diyor. İnşallah ben de ihlasa girerim. İnşallah ben de ihlası etemmi kazanırım diyor. Hiçbir zaman kendilerine bir manevi makam vermiş değillerdir ki. Güzellik odur ki gidip siz ondan bir şey almak istersiniz. O gelin diye davet etmez. İlla gelin bende demez yani. Bende bir şey var demez. Siz ona gidersiniz. Bunlar ehli dünyayı biliyorlar, şakşaklık isteyenleri. Aman kardeşim bak beni ne alkışla ne beni böyle bir yere oturt. Benim hiç öyle bir şey istediğim yok diyen insanları da tam tersi düşünüyorlar. Kendilerine bir makam veriyor zannediyorlar. İşte kendi hastalıklarını başkasına mal etmektir Mustafa Hocam. Uzun konuştuysam kusura bakmayın. Bir cümle iki cümle de birinci sözden oku istersen. Hafif bir giriş yapalım mı? Sen bilirsin. Olur başka, hocam tabii ki. Başka diyeceğim bir şey var mı? Yok hocam, Allah razı olsun. Gayet güzel oldu açıklama. Allah razı olsun abi. Başlıyorum hocam müsaadenizle. Buyur. O zaman. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen evet. Bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Mustafa Hocam bunlar çok çekirdek kelimeler. Bu şeylerin ilk başlarda biraz fazla deşeceğiz. Kardeşlerimiz, katılan kardeşlerimiz literatürü biraz Kur'an'a kadar inşallah kusura bakmasınlar. Burada mesela ey kardeş hitabıyla başlıyor üstadımız. Şimdi diyor ki bir yerde üstadımız Risale-i Nur'un dili nezihane, nazikane, kavli leyin iledir diyor. Neden? Bu üslup bu zamanda vaciptir diyor hocam. Bu üslup bu zamanda vaciptir. Hangi üslup vaciptir? Nezihane, nazikane, kavli leyinle bir üslup vaciptir. Üzerinize bir vecibedir yani. Dinen bunu yapmak zorundasınız. Niye böyle bir üslupla konuşmak zorundayız? Çünkü muhataplarımız çok zayıf, manen çok zayıfız biz, her birerlerimiz. Bu sokakların çocuğuyuz. Her bir günah bir tarafımızdan bir şeyler yontmuş, her bir cehalet bir darbe indirmiş, her bir şüphe bir şey atmış içimize, her bir alışkanlık bize bir zincir vurmuş, iç dışa dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyyub Aleyhisselam'dan daha fazla illetlere müptela olduğumuz görünecek. Zayıfa nasıl davranırsın hocam? Aman dokunma dersin. Zayıf bir çocuk mesela hemen incinecek. Kadife gibi bir şeye, işte güle nasıl dokunursun, kelebeğe nasıl dokunursun incitmeyecek. Böyle dokunur dokunmaz gibi. Onun içindir ki Üstadımız Hazretleri bize hitap ederken ey kardeş diye başlıyor. Burada bir bizim zayıflığımızdan ötürü böyle kardeşane bir ifade kullanıyor hocam. İkincisi de hakiki kardeşliğin karın kardeşliği değil, ebedi kardeşlik olduğunu ifade etmek için innemel müminüne ihvetün hakikatine istinad ederek iman edenler iman kardeşlerimiz, inanmayanlar insan kardeşlerimiz. İşte bu insan kardeşlerimizi mescide davet etmek, mabede davet etmek, Allah'a davet etmek için kavlileyinle bir üslupla konuşacağız. İman kardeşlerimiz de bizim ebedi kardeşlerimizdir. Ebedi kardeşlik karın kardeşliğinden çok daha kuvvetli bir hakikattir. Neden? Karın kardeşi olduğunuz, aynı anneden dünyaya geldiğiniz insanla dünyada 20 sene, 30 sene ya beraber bulunursunuz ya beraber bulunmazsınız. Aynı yolun yolcusu değilseniz, aynı hakikat yani ebedi kardeşi olamadığınızsa Allah korusun, dünyada yolunuz ayrıldıysa ebediyen ondan sonra ayrı düşersiniz. Ama bir ahiret kardeşinizde, iman kardeşinizde aynı Allah'ın kulu olmaktan kaynaklanan kardeşlikle cennette ebedlere kadar, sonsuza kadar beraber olursunuz. İşte bir sonsuza kadar sürecek dostluk elbette 20-30 senelik dostluktan çok daha kıymetli ve kuvvetlidir.
Onun içindir ki Üstadımız Hazretleri biz de ebedi kardeşleri olarak kabul ediyor. Burada o hitapta bir o var. Bir de hocam ne var? Amirane bir üslup kullanmaması var. Yani nasıl konuşuyor? Nezihane, yumuşak bir şeyle. Ey talebem demiyor bak bize. Eskiden evliyaullahların, alimlerin dediği gibi sizi gidi münafıklar demiyor yani. Sizi gidi tembeller demiyor. Demişler mi selefin alimleri? Diyenler olmuş. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisini bile okursanız çok kuvvetli şeyler bulursunuz. İfadeler, sarsılırsınız adeta. Niye sarsıyorlar onlar kendi devrinin insanını? Diyor ki bu alimler benim yakamdaki akrebi gösteriyor diyor. Bizim gibi zayıf insanlar değil. Diyor ki fena fiş şeyh olmuş, fena fillah, fena fil resul olmuş, fena fillah oluyor. Yani bu zat diyor benim peygamberim de fani olmuş bir insan. Başkasının alkışlamasındansa ben böyle bir Allah dostunun ahiretime faydalı bir insanın ikazını tercih ederim diyor. Tamam abi? Mustafa hocam anlaşıldı mı bilmiyorum. Evet hocam. Yani günahkar insanların beni alkışlamasındansa diyor hak aşığı, ehli takva bir mürşidin, bir müminin beni tenkit etmesini tercih ederim. Çünkü birisi benim nefsime, şeytanıma destek veriyor, ötekisi benim ahiretimi kurtarma davasında ve sevdasında. Birisi kendi nefsini sevdiği için, benim nazarımda yer edinmek için bunu yapıyor. Kendi nefsini sevdiğinden, öteki beni sevdiğinden, benim ahiretimi kurtarmak için yapıyor. Allah'ını seviyor, Allah'ın bir sanatı olan beni, kardeşini seviyor. Onun için beni şiddetli ikaz ediyor ve uyarıyor demişler eskiler. Onun için talebelerine karşı rahatlıkla böyle şiddetli ifadeler kullanmışlar. Mesela ey münafık deyince demiş ki, ya bende bir münafık damarı var demiş. Tamam, bendeki bu münafık damarına karşı bu mürşit beni ikaz ediyor demiş. Ben bu hastalıktan kurtulayım demiş. O kendisini sigaya çekmiş, yani mürşidini falan suçlamamış. Ama günümüzün zayıf dünyasında en küçük bir şeyin altında bir şeyler arıyor insanlar. Çünkü haklılar da, etraf münafık kaynıyor, etraf dini istismar eden insan kaynıyor, etraf kendine payı arayan insan kaynıyor, etraf böyle insanlara kendini beğendirmeye çalışan insan kaynıyor. Yani bakıyorsun adam dini anlatırken dost doğru konuşmuyor bile hocam. Bakıyorsun güvendiğin bir adam doğru konuşmuyor. En güvendiğin adam dost doğru lafı söylemiyor. Nasreddin Hoca gibi konuşuyor. Sen de haklısın diyor, o da haklı diyor, öteki de haklı diyor. Cevap ne? Dinliyorum adamın sohbetini, cevap çıkmıyor sohbetten. En iyi konuşanı birçok insan böyle konuşuyor. Münafık değil, art niyetli değil, hakikati söylemiyor. İşte böyle bir çağda doğrudan reçeteyi söyleyecek insanlara ihtiyacımızın olduğu bir çağda zayıflığımızda binaen Üstadımız Hazretleri bizlere ey kardeş diye hitap ediyor. Yani kardeşliğin gereğini yapın diyor. Aynı zamanda öyle bir vazife de veriyor. Müminlerin, müminliğin, mümin kardeşliğinin gereğini yapın diyor. Ey kardeş benden birkaç nasihat istedin diyor değil mi? Devam edelim mi? 4-5 dakikamız varmış. Benden birkaç nasihat istedin. Benden birkaç nasihat istedin. Evvela şuna bakalım. Günümüz insanı nasihat istiyor mu? Yok. Nasihat isteyecek bile. Kadar bile. Yani müminin mümin üzerinde hakkı nedir? Üçtür. İşte bir tanesi de nasihat istediğinde nasihat etmek. Üçtür, beştir neyse. Nasihat istediğinde nasihat etmek değil mi? Efendimiz saydığı hadis-i şerifte. Nasihat istediğinde nasihat etmek. Peki günümüz insanı nasihat istiyor mu? Yok. Nasihat istemiyor. Lisanıyla istemiyor ama hal diliyle istiyor mu? Hal diliyle istiyor hocam. Elbisesi olmayan bir adam gördün. Kışın soğuğunda, o karanlıkta oturmuş karın üzerinde. Bu adamın hal dili senden bir elbise istemiyor mu Mustafa Bey? Acıkmış, evet, orada donmuş yani acıkmış, titriyor, açlıktan titriyor. Bu senden yemek istemiyor mu? İstiyor. Bak ben kötü bir adamım, öyle Müslümanlığı yaşadığım falan yoktur. Hani burada tevazu falan yapacak halim yok. Nefsime bir şey çıkaracak bir şey olmasın diye söylüyorum. Çocuklar demişlerdi işte evdeki bazıları, evden bazıları. Karşıda bir tane Polonya'da kaldık biz ilk süreçte. Polonya'da karşıda bir tane otobüs durağı var. Evinden kovmuşlar mı ne yapmışlar artık, geliyorlardı öyle evsizler. Evsiz gibi öyle kalıyorlar. Soğukta, kışın orada, Polonya'da çok soğuk bir yerdir. Soğukta orada duruyor, titriyor hocam. Şimdi bunun bir yemeğe ihtiyacı olduğunu fark etmiyor musun? İstemiyor mu hal diliyle bir yemek senden? İstiyor, acıktım diyor, üşüyorum diyor. Ne yaptın sen bir insan olarak? Gittim, insan dıştan bakınca insana benziyorum azıcık Mustafa Bey. Azıcık benziyorum, tam benzetemezsin de. Böyle başka mahluklara da benzeyebilirim.
Böyle bir insan, hani şöyle düşündüm herhalde, insan olsaydım böyle yapardım diye mi düşündüm? Kalktım, evden bir miktar yemek aldık. Biraz sıcak su koyduk bir şeyin içerisine. İşte içecek sıcak şeyler koyduk, götürdük o garibana. Orada verdim. Aklıma da gelmedi böyle bir Müslüman gibi Müslümanca bir şey söyleyeyim. Neydi orada, endişe de etmesin dedik herhalde. Nasıl oldu bilmiyorum. Soğuktaki o adama verdim. Şimdi bunun hal dili istiyor mu hocam? İstiyor. Elbisesi yok. Üşümüş. Karnı acıkmış. İçecek sıcak bir şey yok. Tamam. Günümüz insanı da nasihatı doğrudan istemiyor. Şaşkın şaşkın bakan bakışları istiyor. Her bir günaha doğru balıklama koşan, batmış çıkamayan hali istiyor. Kirli suları içer gibi bütün günahları, pislikleri yudumlayan, onları ağabey hayat zannederek yudumlayan hali istiyor. Cahilliği istiyor hocam, hakikat dersini. İmansızlığı istiyor, maneviyatsızlığı istiyor, hürmetsizliği istiyor, garip garip gülen yüzü istiyor, gülmek olmayan çehresi istiyor, bakışı bakış olmayan çehresi istiyor, saç taraması saç tarama olmayan cin çarpmış gibi hali istiyor, giydiği elbisesi istiyor hocam. Diyor ki ne olur Allah rızası için bana nasihat edin, insanlıktan çıktım diyor her haliyle. Bir kere sen benden nasihat istedin diyor ya. Üstad Hazretleri böyle istiyor mu nasihat? O zaman gerçekten istemiş midir? Yani bunu üstadımız Hulusi abiye falan yazmadı, bu birinci sözü. O dönemde daha Hulusi abi gelmemişti. Orada asker diyor ya, muhatap da üstadımız değil. Askerlik temsiliyle bir mesele daha kolay anlatılır. Asker kelimesine gelince içerdiği manaları konuşacağız. İnsan tarifi için çok önemlidir. Onun için askerlik temsiliyetiyle üstadımız anlatıyor. Benden birkaç nasihat istedin diyor. Şimdi nasihat kelimesine gelelim. Evet. Nasihat hocam, günümüzde diyorlar ki kimse nasihat etmesin. Nasihat etmiş gibi olmayın falan diyorlar. Çünkü böyle nasihatı çok kerik gösterdiler ki yoldan çıkardıkları insanlar yolu bulamasınlar. Nasihat sanki çok kötü bir şeymiş gibi. Bir de böyle nasihat edenler, o nasihatın hakkını veremediler böyle bir zamanda bizim gibi insanlar. Onun da tesir olmuş olabilir. Kur'an-ı Kerim fezekkir fe inne zikre tenfeul müminin diyor. Öğüt ver. Öğüt müminlere faydalıdır. İsterseniz insanlara faydalıdır diye düşünün. Faydalıdır diye düşünürsek öğüt ver. Öğüt insanlara faydalıdır. Şimdi faydalıysa biz insanlar işte nasihat etmeyelim, nasihat etmeyin falan derlerse bize Kur'an-ı Kerim diyor ki nasihat et. Tamam. Efendimiz de diyor ki nasihat istediğinde nasihat etmek müminin üzerinde hakkıdır diyor. Biz Efendimiz'i mi dinleyeceğiz? Kur'an'ı mı dinleyeceğiz? İnsanların nefsini mi dinleyeceğiz? Hayır. Peki bize nasihat et diyor. Öyleyse nasihat kerih bir şey değil. Bir kere bundan kurtulacağız. Sen benden birkaç nasihat istedin diyor. Peki nasihat nedir? Nasihat ikazdır. Nasihat bir kere kelime kökeni itibariyle samimiyet demektir hocam. Samimiyetten gelir. Nasihatın üç özelliği vardır. İkazdır, irşattır, ihtardır. Nasihatın üç özelliği vardır. İkazdır, ihtardır, irşattır. İrşat yolu buldurma demek hocam. Bilmeyen birisine yolu öğretme. Bilmeyene bir şey öğretmenin ne zararı var Allah aşkına? Ben şimdi gelsem sizin memlekette kaybolurum. Sen bana desen ki abi şu taraftan gideceksin desen. Bana yolu göstersen, bilmeyene öğretsen, irşat etsen. Bunda bir kötülük var mı? Aman Mustafa hocam bana nasihat etme ya desem doğru akıllıca insanca bir iş yapmış olur muyum? Olmam değil mi? Ya Yok bilmiyorsun hocam. abicim, niye ihtiyacın olmasın dersin? Bana nasihat etme. Ya niye etmeyeyim? Bak yolu göstermem lazım. Çünkü nasihat irşattır, yolu göstermektir. İhtardır, hatırlatmadır. Peki unutabilir miyiz? Unutabiliriz. Bak her şey, en fazla çalıştığımız konular dersler. Ben meslek gibi çalışmıştım bu işe, bu işle ilgili. Hani bir yönüyle ekonomik gelirimi de bunları yazarak bir kısım ekonomik gelirler de elde ediyorduk ya, benim mesleğimdi. Öyleyse hani bu kadar işin içinde olmamıza rağmen unutuyor muyuz? Hatırlamaya ihtiyacımız var mı? Var. Nedir o zaman? İhtardır. Siz hiç unutmuyor musunuz yani? Nasihat hatırlatmaymış. Hiç unutmuyor mu insanlar? Öyleyse unutanlara hatırlatacağız. Bunda ne kötülük var nasihat etmeyin diyorlar. İkazdır, irşattır, ihtardır. Hatırlatmayı da yaptık. İkaz bir ara sıra dalgınlık olabilir. Yolda arabada giderken dalıyorsun bir anda. Birisi diyor ki ya bir şey geliyor bak dikkat et diyor, hemen ikaz kendine geliyorsun. Veya günlük hayatta yani bir an uyarılmaya, uyandırılmaya hepimizin ihtiyacı yok mu hocam? Hepimizin teyakkuza geçirilmeye, uyandırılmaya ihtiyacımız var. İşte onun içindir ki diyor ki sen ey kardeş benden birkaç nasihat istedin diyor. Nasihatın bu güzellikleri var. Onun için Üstadımız Hazretleri
O nasihatları akabinde sıralayacak hocam. Bugünkü dersimiz bir girizgah oldu ama inşallah faydalı olmuştur. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Bizim dilediğimiz kadar olmuyor. Allah'ın muradı kadar oluyor. Ben düşünce olarak işte baştan onu düşünmüştüm. Yani bu Risale-i Nur ağacını bir ifade edeyim. O ağacın çekirdeği sözler, bir kuvvetli büyük dalı lemalar, bir kuvvetli büyük dalı mektubat, bir kuvvetli büyük dalı şualar. İşte bunların hangileri hangisi onları söylemeye çalıştık baştan. Niye sözler dedi, niye Risale-i Nur dedi, bunlara ait mülahazalarımızı söylemeye çalıştık. Başkaları daha güzel başka şeyleri de söyleyebilir ama Nur'un ilim meclislerinde bunlar geçiyor. Bir de bu ilim de şöyle olmaz Mustafa Hocam. Ben buraya hani burada ilk derste söyleyeyim. Ben buraya oturmuş böyle kafamdan bak bunun şu manası şudur, şu manaya geliyor falan demem. Her ilim bir birikimdir. Mesela ilaç ilmi, farmakoloji ilmi bir birikimdir hocam. Bir dönem insanlar otları incelemişler, otlardaki tesirleri incelemişler, o tesirlerden ilaçlar yapmışlar. O tesirlerin etkilerini görmüşler. Daha sonra ilaç ilmi birikim olarak gelişe 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 insanlığın omzunda bir seviyeye gelmiş. Bugün aspirini insanlar size öyle takdim ediyorlar. Yani gidip de tarladan otu koparıp ben bundan şunu anladım diyerek, ben bunu şunda kullanacağım diyerek ilaç ilmi olmadığı gibi Risale-i Nur'da elini alıp ben buradan şunu anladım diyerek Risale-i Nur ilmi olmaz. Risale-i Nur'da bütün ilimler gibi bir birikimdir. Bilgisayar nasıl ki bir birikimdir? İlk yapan adam şunu yaptı, ötekini yapan bunu yaptı, ötekini yapan bunu yaptı. Risale-i Nur'un da 100 yıllık bir mazisi var. Bir Kur'an tefsiridir. İşte Kur'an'daki hakikatlerle aynı zamanda Kur'an'daki hakikatleri ders verirken Üstad Hazretleri burada nasıl manalar çıkarmış? Üstadımız abilere bunu ders yaptı. Abiler talebelerine ders yaptı. Ders yaparken misallerle konu açıldı. Misallerle konu açılırken, örneklerle konu açılırken Risale-i Nur'un diğer yerlerindeki materyaller kullanıldı. Örnekler kullanıldı ve bunlar bir birikim oluşturdu. Mustafa Hocam. Oturup bir insan oturduğu yerden hemen Risale-i Nur'da burada şu maksat var dese o Risale-i Nur dersi olmaz. Mesela ben bu konuştuklarımın hepsini bir birikim olarak söylüyorum. Nereden birikim? Belki 100 senelik Risale-i Nur derslerinin birikimi. Onları biriktirmiş adamlardan almışım. Kendim de onlara üzerinde çalışmışım tabii ama onları biriktiren ellerden almışım. Tamam. İlimde bir önceki kuşaktan el almadan ilim olmaz. Matematikte sizden önceki kuşaklardan matematiği alırsınız, bir yere taşıyorsanız taşırsınız. Risale-i Nur'da da aynı şekildedir. Sen eline al bu kitabı ne anlıyorsun? Adama ver bakalım farmakoloji kitabını veya bir bilgisayar kitabını ne anlar? Hadi sen de anlat, sen de insansın. Böyle bir anlama ve anlatma metodu ilimde yoktur. Bu nasıl anlaşılmış, nasıl izah edilmiş onları öğrenirsin. Ondan sonra onları çözersin, o birikimi kullanırsın hocam. Risale-i Nur'un sair yerlerinde Risale-i Nur kendini izah etmiştir zaten. Onları abiler nasıl kullanmışlar? Bu meselenin erbabı, üzerinde ihtisas yapanlar onu nasıl kullanmışlar? Nerede kullanmışlar? Hangi misalle kullanmışlar? Bunların hepsi bir birikimdir. O birikim havuzundan istifade ederek bu dersleri yapıyoruz. Yoksa ben oturup kendi zekam, kendi dehamla bunları anlatmıyorum. Zaten konuşma üslubumdan da belli. Öyle bir zekam, deham da yok. Öyle bir maneviyatım da yok. Birikimi kullanıyoruz. Arkadaşlara bunu da ifade etmiş olayım. Her ilim böyledir. Evet. Mustafa Hocam Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Gönlünüze sağlık. İlk dersten belli hocam. Bu inşallah çok güzelliklere vesile olacak diye inanıyorum. İçime gelen şey o. İnşallah böyle çok temel, çok kıymetli şeyler var içinde. Yarın Hayırlısı. kaldığımız tekrar baştan başlayıp Bismillah deyip inşallah. Peki Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler Allah hocam. razı olsun hocam. Allah'a emanet olun.